İlaç şirketlerini hekimlerle bir araya getiren organizasyonlardan biri de tıp kongreleri. Farklı branşlara ait tıp derneklerinin düzenlediği bu kongrelerde o alanda uzman doktorlar buluşuyor. Bu kongrelerde ayrıca ilaç şirketleri de stand açarak doktorlara ilaçlarının tanıtımını yapıyor. Türk Kardiyoloji Derneği'nin 3100 doktorun katılımıyla Antalya'daki bir otelde düzenlediği ve yaklaşık 30 yıldır yapılan Ulusal Kardiyoloji Kongresi de bunlardan biri. Bir bilimsel alışverişi, bir teknolojiyi yüz yüze alıp vermenin zevki ve hazzı farklıdır. Bunu yaşarken bir taraftan da bir takım yeni çalışmalar oluyor, bunları sunuyoruz. Ve buraya gencecik insanlar geliyor. Bu atmosferi yaşamanın verdiği heyecan ona büyük bir şevk veriyor. Gidiyor, kasabada bir doktor olmak yerine akademisyenliği tercih ediyor. Ona bir idol yaratıyorsunuz, bir yol veriyorsunuz, bir şey gösteriyor, hedef gösteriyorsunuz. Bir yönü var, tek yönü değil. Ama bunları evde oturarak yapamazsınız. Bu kongrelerde işte bilimsel bilgilerin işte paylaşımı görüntüsü vardır, iddiası vardır. Ama bilgiye ulaşmak için tıbbi kongrelere ihtiyaç yoktur. Bilgiye ulaşabilirsiniz. Hele yani şimdi iletişim çağında istediğiniz, aradığınız her bilgiye kongreye gitmeden de ulaşabilirsiniz aslında. Burada ilaç firmaları büyük tanıtım faaliyetleri yaparlar. İşte standlar açarlar. İlgili uzmanlık derneklerine işte önemli ölçüde paralar aktarırlar o standlar için. Onların katkısı olmasa biz onları yapamayız. Nasıl yapacağız? Cebimizden mi ödeyeceğiz? Yöntemi olmalı bunun değil mi? Onların katkılarıyla oluyor. Katkısını sağlarken özgür, bağımsız bilgi veriyoruz. Ne yapıyor onlar da? Kendi isminin reklamını yapıyor orada. X firması, Y firması ilaçlarının ismini yazıyor. Kendimce birkaç tane küpür kesip hazırlayıp buraya geldim. Bugün bunları okumak istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu sıra dışı haberleri soracağım. Sizden de bilimsel yorumlar rica edeceğim. İyi yaptınız efendim, hoş geldiniz diyoruz. NC'nin yanlış yapılan kalp masajı nedeniyle beş kaburgasını kırıldı ve akciğer zarı delinerek bir akciğerinin söndüğü tespit edildi. Bir CPR nasıl olmalı? Aslında iyi basmak lazım yani. Tanrım ben neredeyim? Yıllardır mahallede bile söylenir bu yani. Bildiklerimi de unutacağım şimdi burada. Kişisel olarak ben kongrelerden bilimsel bir yarar beklemiyorum. Kongrelerin ilaç şirketleri veya medikal ürün pazarlayan, medikal teknoloji pazarlayan şirketlerin kendi ürünlerini pazarladıkları bir panayır alanı, pazarlama alanı olduğunu düşünüyorum. Bilimsel örüntünün bunun aslında bir maskesi olduğunu düşünüyorum. 2014 yılında Türkiye'de 124 ulusal ve uluslararası kongre gerçekleşti. Bunların neredeyse tamamına ilaç şirketleri sponsor oldu. Bu kongrelerin bedeli 1 milyar lirayı aştı. Doktor için bir kongreye katılmanın maliyeti ulaşım, konaklama ve katılım ücretleriyle 5000 lirayı buluyor. Ancak pek çok doktor ilaç şirketlerinin sponsorluğuyla bu kongrelere hiç para vermeden katılıyor. Bugün 3800 lira full time çalışan bir profesörün maaşı. Kıdemli bir profesörün. Peki ben nasıl gideceğim kongreye? Antalya'ya diye öbür tarafa bile gidemem yani. Nasıl giderim bir kongreye? Bu soruyorum size bu parayla. Kurumum göndersin, göndermiyor. Nasıl olacak peki? Öyle gittiğin zaman sana firmanın adamı diye damga vuracaklar. Sen gönder, göndermiyorum. Nasıl gideceğim ben peki? Sistem şöyle kendini oluşturuyor. Bir kongre düzenliyorsunuz Türkiye'de, büyük otelde düzenliyorsunuz ayrı bir mesele. Fakat kongreye katılım ücreti olarak 300 euro istiyorsunuz. Şimdi 300 euro bugün bir asistanın maaşıyla kıyaslandığında çok büyük bir para. Bu çocuğun bunu cebinden vermesi zaten mümkün değil. Ne yapıyorsunuz asistan? Ya kongreye gitmeyecek ya buna bir şekilde sponsorluk bulacak. Sponsor olacak olan kimdir? Elbette ilaç firmalarıdır. Çark burada oluşmaya başlıyor. Tıp derneklerinin yöneticileri, doktorların kendilerini kongreye götüren ilaç şirketlerinin ilacını yazmasının da sakıncalı olmadığı görüşünde. Sizin hipertansiyonunuz varsa size bir hipertansiyon ilacı yazılacak. Sizin ihtiyacınız var.
A firmasından olmayacak da B firmasından olacak. Yani nasıl suistimal olacak onu anlamak mümkün değil yani. Ha niye dersen ki niye hep bu firmanın ilacını yazıyorsun canım? Kimi yazarsam hep aynı fiyatı veriyorsun zaten.